Merhaba severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Söz vermiştim hafta sonu iki taktik vereceğim diye. Bir cumartesi, biri de bugün. Sabahta bedava coins videom vardı. Lütfen o videoyu değerlendirmek için 3x coins etkinliğini bekleyin. Yoksa şu an girerseniz 4600 falan veriyor. Bence hiç gerek bile yok. Çünkü 100 level zordur. Hamza hocam da beraber yanımızda. Taktiklerimiz başladı. Taktiğe geçmeden önce arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Ben nasıl size taktiksel olarak destek olursam siz de yeni kanalım Hamza Yazın Mutfağı diye açtığım kanalıma lütfen abone olarak destek olun. Gördüğünüz gibi buradan da inşallah beraber büyüyüp yürüyeceğiz. Şimdi taktiğimize geçelim arkadaşlar. Çoğu insan soruyor 4-5 birlerde sıkıntı var diye. Aslında Ocak, Şubat, Nisan hepsi gayet iyi işliyor ama bir türlü randıman tutturamayan şöyle böyle diyor. O yüzden ben de yine böyle özel bir taktiğim var. Aslında bunu başka bir kardeşimizden aldım ama biraz daha etkileşerek daha güzel bir hale getirdim. Verim falan gayet güzel. Şimdi tabii gördüğünüz gibi bu arada 57.000 coins. İnşallah pokerden de gelince 104.000 coins olacak. Ondan sonra bir sürü turnuvaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi güçlü rakipler için ev, deplasman fark etmez. 4-5-1 tabii ki. Bunu 5-4-1 olarak da kullanabilirsiniz ama tavsiyem 5-4-1 arkadaşlar. 5-4-1'in dizilimi çok önemli. Uç kısmı en güçlü forvetinizi koyacaksınız ama özellikle kanat ve saati 9 falan olursa daha etkili olur ama aradaki rank farkı çoksa, 5-6 rank varsa fırsatçı golcünüzde en uca koyabilirsiniz. Ben şimdi şöyle, arkadaşlar burada sol forvetmiş, sağ forvetmiş bilmem ne hikaye. Siz bunu tek olarak koyun. Fark ne olursa olsun, hangi mevki olursa olsun mutlaka halledin. Gördüğünüz gibi şöyle osları buraya koyduk. Defansif orta sahaları dizdik şuralara. Evet, buralara da defansif orta saha koyuyorsunuz. Unutmayın çünkü biz defansif oyuncu arkadaşlar. Sol kanatmış, sağ kanatmış sakın kendinizi kandırmayın. Çünkü çoğu insan benim sol kanadım yok, sağ kanadım yok diye kendini kandırmayın. Buralar arkadaşlar üçü de defansif olmak zorunda. Ya da iki önlü orta saha olmak zorunda. Ben şu an 3 tane dosa sahip olduğum için bir tane daha vardı ya bunu yanlış bir idman şart. Sahip olduğum için bunu kullandım arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Evet burada sol bek, sağ bek olarak kullanabilirsiniz. Eyvallah çünkü bunlarda da hücumu yüksek olduğu için sıkıntı yok. İnanın yönü o kadar da önemli değil. Ben mesela burada bu adamı rahatlıkla oynatırım. Kim ne derse desin gelsin kralı şey yapalım. Oynayalım. Evet arkadaşlar dizilimimiz bu şekilde yine bir anlatayım. Forvet'e özellikle ilk önce kanat sonra saate 9 sonra fırsatçı golcü. Bakın fırsatçı golcünüz en yüksek forvetinizse 5-6 rank yüksekse mutlaka fırsatçı golcünüzü koyun oraya. Ondan sonra buralara zaten iki önlü orta saha seçerseniz daha güzel olur. Verimi daha çok artar bu taktiğin iki önlü ama normal orta sahalarda da Oslar da burada iş yapar. Sonuçta bunların ikisinin amacı burada atak da yapmak. Şu üçüne defansif orta sahalarınızı güzel de dizin ya da ikili orta iki yönlü orta sahaları. Şu an kadroda böyle olduğu için kafanız karışmasın. Diğerlerini anlatmama gerek yok. Şimdi taktiğimizin içeriğine gidelim arkadaşlar. Gel Hamza hocam. Hadi bin bakayım. Dur. Şöyle yapalım. Hadi bin bakayım. Düzgün. Geri git. Tamam. Evet Hamza hocam da yerini aldı. Şimdi arkadaşlar gelelim. Taktiğimizin içine kaleyi görünce vur doğrudur. Orta sahayı destekli olacak. Özel arkadaşlarım için yine sözlü olarak anlatıyorum. Orta sahada defansımıza yardım edecek arkadaşlar. Alan markacı offside kapalı olacak. Mutlaka sakın offside açmayın. Hangi taktikte gelirlerse yazsınlar. Offside kapalı olacak arkadaşlar. Mavi hakem, yeşil hakem, sarı hakem. Agresif yaptık. Sarı hakemde %99 yenebileceğimize eminsek normalde açıkçası. Çünkü sarı hakemin %50 kırmızı karta dönme ihtimali var. Riski almak isteyen agresif oynar. Kırmızı kıpkırmızı turuncu hakeme de artık normal şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Bunu artık oturttuğumuza inanıyorum. İlk defa izliyorsanız ilk önce like atmayı unutmayın ve yeni kanalıma abone olmayı unutmayın.
Tekrar şöyle gelelim. Hamza Yazı Mutfağı diye yazarsanız desteklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olun. Bugün gayet güzel 72 oldu 2 günde. Gayet de güzel gidiyor. Bakalım oraya da güzel yemeklerle olsun, tatlılarla olsun devam edecek. Ailenize rahatlıkla evde yapabileceği çok nefis lezzetler arkadaşlar unutmayın. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar baskı kısmımız. Ha, bu arada taktiğime geçmeden önce şimdi bir arkadaş demiş ki sen taktiği şundan aldın, sen taktiği bundan aldın, ondan aldın, bundan aldın. Üstüne basarak söylüyorum. Ben taktik aldığını zaten söylüyorum. Bakın bunu bir yabancı bir dış kaynaktan aldım diye isim belirtmeden. Ya da sevdiğim ekibimden bir kardeşimse ya da çok muhabbet ettiğim çünkü ben herkesin taktiğini almam. Çok muhabbet ettiğim bir arkadaşımsa öneriyorsa sun diye deneyip fayda görünce onu yapıyorum. Şimdi o arkadaşımızın mantığını açmak için gösteriyorum. OSM adına yaklaşık 100 bin kişi, evet 100 bine yakın YouTuber var. Tanınmış, tanınmamış. 2 abonesi var, 1 abonesi var ama adam video atıyor. Bir sürü uğraşan var. Türkiye'de bile binlerce var. Şimdi gelelim. Bak kardeşim. Bak bir sıfırla 19 arasına gelince baskı yok. Gördün mü? Yani ben bunu 17 yaparsam sen diyeceksin ki şu ol, şununla denk geldi. Ben bunu 9 yaparsam bununla denk geldi. Ya zaten kısıtlı yani 0 ile 19 arası. Şurada defansif olduğu için geri dönecek, öbürü geri dönecek. Yani bu başka ne yapayım yani başkalarıyla denk gelmesin diye nasıl bir taktik uygulayayım? Sırf gösteriyorum bak sen de mantığı anla. Bak, 0 ile 19 arasında arkadaşım bunu baskı yoku 20 yapamazsın. Bunu yaparsan başka bir taktiğe geçer artık. Bak 0 ile 19 sevgili arkadaşım. Geride karşıda diyeceksen bak 20 ile 39 arası. Sen bunu 40 yaparsan dengeli olur artık. Bak 20 ile 39 arası ben bir rakam seçmek zorundayım. Ya 100 bin kişi diyorum video çekiyor. Şurada yaparsam birine denk gelir. Burada yaparsam bu kadar da olmaz ya. Ya bir de şu var. Diyelim ki oradan al kardeşim. Git onu izle ya. Beni izleme yani. Ben çalarım ya. Ben hırsızım. Emek hırsızıyım. Yani izlemene gerek yok. Ben zorla kimseye taktik yok. Sen benden taktik aldın ben sana para kazanmıyorum. Video izliyorsan, reklamı atlamıyorsan orada kazanıyorum. Bana ekstra bir şey yaptığın yok yani. En fazla YouTube kanalında bir artısın. Atlı deve değilsin kardeşim. Ama sen insanca sormuşsun. Ben de sana cevap veriyorum ama sen hala diretiyorsun. Ya bak gösteriyorum sana ya. Şimdi ben bu taktiği göstereceğim. Şundan çaldım muhabbeti olacak yani. Neyse. Bunu kimle yayınlamış? Çok merak ettim. Onu da bir söylerse. Evet arkadaşlar şimdi bu taktiğimize gelelim. Şimdi bu taktiğimiz arkadaşlar şöyle 14 civarında baskı yok. Biz taktiğimize dönelim. Boş verin. Lagalugayı. Burayı da arkadaşım 25. Bak 14-25. Neden? Çünkü defansif rakibimiz güçlü. Ona göre taktik bu. Topa tabii ki hakim olmamız lazım. Şöyle 54-55. Bu aralar iyidir. 54. Eyvah 54 yaptım. Kim bilir kim taktiğe bak. Ya bırakın bu işleri. Arkadaşlar baskı yok. Rakibimiz güçlü. Baskı yok. Defansif. Söylüyorum pardon. Özel arkadaşlarım için özür dilerim. Baskı yok 14'te. Stilimiz defansif 25. Tempomuzda topa hakim ol 54. Şimdi Baba hocam ben rakibimiz sorabilir evet miyim? Hamza hocam buyurun. Tabii ki Hamza hocam ne demek? Sen iste. Buyur Hamza hocam. Aa, senin şişenlerin hatta. Evet. Şimdi rakibimiz bize denkse deplasmandaysa onu şeride geride karşılığı olarak da yapabiliriz ama şu 14 aralığı eminim onlara da iyidir. Bunu daha da dengeli olarak kullanabilirsiniz. Tavsiyem bu çok iyi bir taktik arkadaşlar. Verimi de çok yüksek. Emin olun kolay kolay maç vermezsiniz. Bakın adam bana isyan ediyor. Şaka gibiler. Ranklar kaç diyorum. Adam 120. Ben 98'im diyor. Lan 22 rank vicdansız. 22 rank. Adam sana kafa göz alıyor zaten. Ne yaparsam yapayım direnemem ki ben. 2-0 yenildim diyor. Hani taktik tutuyordu. Ya vicdansız 22 ranktan bahsediyorsun ya.
Biz şurada 3'e 5'e direnmeye çalışırsan 22 ranktan bahsediyorsun. Ve bu taktik işe yaramıyor diye cırlıyorlar. Yapmayın. Tabii ki taktik patlayacak. Arkadaşlar patlıyor. gösterdim işte bak 0'la 19 arasında rakam var. Adamın iç formasyonu benimkinden daha iyidir, beni yenebilir. Taktik taktikten üstündür. Ben burada sizlere bu %100 yararlı demiyorum zaten. %80, %90 kullanabileceğiniz bir taktik. Ekip savaşlarında olsun, normal liglerde olsun kullanabileceğiniz bir 4-5-1 güçlü takım taktiği bu. Bu taktiği kimler yapacağız? Evimizdeyiz, rakibimiz güçlü bize saldırıyor. 7-8 rank yapıştır geç bunu. Rakiple eşitiz ama maç kaybetmemek istiyoruz. Evdeyiz, saldırıyorsa yapıştır onu. Rakipten üstünüz artık bunu yapma. Sen saldır vicdansız. Sen saldır. Deplasmandayız. Rakiple eşitiz. Yap bunu. Deplasmandayız. Rakipten 1-2 rank üstünüz. Ofansif oynama yap bunu. Ya da 4-2-3-1 de yapabilirsin. 5-3-1-1 de yapabilirsin. Rakipten 2-3 rank düşüz. Yap bunu. 7-8 rank saymam bile. Bir dakika Hamza hocam. Rakipten çok güçlüyüz. Artık bunu yapma saldır. Net. Net saldır. Arkadaşlar burada önemli olan gördüğünüz gibi zaten biz burada komplemizi defansa döndürüp kale görünce vur yapıyorsun. Golü de çok emin olun. Dirençli bir taktik. Direnci yüksek bir taktik. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Deplasmandayız. Rakipten dediğim gibi 2-3 rank üstünüz yap bunu. 5-3-1-1, 4-2-3-1 ama bunu da seçenekleriniz arasına koyun. Rakip bizden 20 rank üstün yapacağım bir şey yok. Bunu yapacaksın, dua edeceksin. Allah'ım ne olur gol atmasın diye bu kadar önemsiyorsan. Ben hiçbir zaman böyle yapmadım da. Sen bu kadar önemliysen, çoğu yaşıyor bunu. İlginç bir oyun. Maalesef insanlar da ilginç. Herkes %100 verim bekliyor. %100 değil, %85, %90. Unutmayın. Şimdi gelelim uzmanları nasıl ayarlıyoruz arkadaşlar. Red takımımızın en yaşlı oyuncusu. Şu an bende 27'lik bir oyuncu var. Evet, onu seçtik. Penaltıcımızı geldik. Hücumu en yüksek oyuncuya vereceğiz. Ama orta sahamızı da iki şekilde kullanacağımız için Larsen'e verdik. Bir kişiye en fazla iki yetki. Üçü verme. Üçte kafası karışıyor. Burada orta saha main free kendi corner kullandığın neden? Benim Evet, neden Filiki'yi buna verdik? Çünkü hücumun en yüksek oyuncu bu adam. Aslında penaltıyı da bu vurabilir ama bir kişiye iki yetki arkadaşlar unutmayın. Burayı da böyle yaptık. Dediğim gibi lütfen Hamza yazın mutfağa kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bakın ben size her türlü destek alıyorum. Gerek yorumlarda, gerek Instagram'da, Facebook'ta yazdığınız tüm yerlerde görünce mutlaka dönüyorum. Ayrıca bir şey daha var. Kardeşimizin iki tanesi isyan ediyor. Kişiye göre muamele yapıyorsun diye. Ya kardeşim Allah için. Ya göstereyim şöyle ya. Şurada sayı daha demin vardı ya. Abi yani bak o kadar çok yazan var ki ben hangisi bak bir çalışırken düşün bak. Yani bak bu bir değil iki değil bak 7 saat 8 saat bak yazılanlara bak. Şimdi ben uyurken buraya deli gibi saat geliyor. Yani mesaj geliyor. Instagram geliyor. Instagram'a geliyor. Hani ben hangisine bakayım? Bir de ben çalışan bir insanım ya. Daha o kadar YouTube'un parasını sayacak kadar büyümedik. 3600 abonemiz var. İnşallah beraber. Sen yoksan bir kişi eksiğiz. Ben kimseyi kırmıyorum arkadaşlar. Siz bazen agresif oluyorsunuz. Elimden gelince kırmadım ama çok daha abartılanlara tabii ki tepki veriyorum. Çünkü ben kimsenin babasının oğlu değilim. Benim babamın oğlu şu an yan tarafta uyuyor. Allah rahatlık versin ona. Arkadaşlar yatmadan güzel bir taktik videosu sunayım dedim. Hamza hocam teşekkür ederim taktik için. Bu Hamza hocanın taktiği. Hamza hoca buldu bunu. O bana verdi. Ben de faydasını gördüm. Sizlerle paylaştım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize İyi geceler olsun. bakın.